for a living. Shooting for the stars and I couldn't make a killing. Meslek değiştiriyorum. Bugün hayatı basitleştirmekten bahsedeceğim size. Hayatı basitleştirmenin daha doğrusu yollarını sayacağım. Ama önce hızlı bir şekilde hayatı basitleştirmekten kastımın ne olduğunu söylemek istiyorum. Hayatımızda günlük olarak vermemiz gereken böyle çok basit kararlar var aslında. Yani mesela işte bugün ne giyeceğimden tutun ne yiyeceğim, işte akşam yemeğinde nereye gidelim ya da işte hani kediye hangi mamayı alalım, hangi şarkıyı dinleyeyim gibisinden. Ve bunlar bizim zamanımızı alıyorlar ve karar mekanizmamızı yavaşlatıyorlar. Gün içerisinde ufak kararlar verdikçe zayıflamaya devam ediyor. Yani karar veremiyoruz değil, sağlıklı karar verme ihtimalimiz azalıyor. Bu yüzden de hayatımızı daha da basitleştirmemiz lazım. Alışkanlıkların insanı olmak diye bir terim vardır ya mesela. Hangi şampuanı kullanırsınız? Geçen gün annemle bunu konuşuyorduk. Benim 8. sınıftan beri, yani kaç sene oluyor işte, çok seneden beri kullandığım bir tane parfüm var. Calvin Klein Intuit. Hep aynı şey oldu. Hiç değişmedi. Bir iki kere bulamadığımda aldığım ya da hani kendimi maceracı hissettiğimde aldığım. Ama maksimum 3 kere değiştirmişimdir. Onun dışında bu parfüm hep aynı geldi benimle. Benim kokum o. İnsanlar için de böyle. Aynı şekilde mesela şampuanım. Hani Yves Rocher'in şampuanını kullanıyorum. Ve nokta. Gerçi çok pahalandı. O yüzden alternatif vegan şampuan buldum bir tane. Neyse ama hiç konuyla alakası yok bunların. Evet, hiç yok gerçekten. Tam olarak bu alışkanlıkların aslında hayatımızı ne kadar basitleştirdiğini düşündüm. Yemek seçmek. Ondan sonra hani internette işte alacak bir şeyleri seçmek. Market alışverişleri. Bunların hepsi hayatımızda çok büyük yerler kaplıyor. Bunları olabildiğince minimize etmek bizim hayatımızda çok şey basitleştirebilir. Aynı şekilde bunu insanlar için de yapabiliriz. Ben şimdi size hani yapabileceğiniz birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Ondan sonra eğer sizin tavsiyeniz varsa aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Çünkü hani hepimiz böyle şeyleri arıyoruz eminim ki. Ya da aramalıyız eminim ki. Çünkü ben gerçekten kendime daha fazla zaman ayırabilmek, işime daha fazla zaman ayırabilmeyi çok isterim. O yüzden böyle tavsiyeleri buraya bırakabilirsiniz. Onun dışında, evet, tavsiyelere geçelim. 1. Makyaj yapmamak. Da-da-da-dan. Yani çok büyük bir şeymiş gibi görünebilir ama merak etmeyin. Son işte birkaç zamandır böyle makyaj yapmadan çıkıyordum dışarıya. Hiç de bir şey olmadı, başıma da bir şey gelmedi. Kimse de kafamı falan vurmadı. Sadece birkaç kişi çok küçük olduğumu düşündü yaş olarak. Ve bunları öğrencileriniz düşününce pek iyi olmuyor. Size görünümüm ve öğrencilerime görünüm, yani profesyonel alanda biraz mecbur kalabilirsiniz. Ama eğer böyle bir durumunuz yoksa, inanın bana hayatınızdan o kadar çok zaman çalıyorsunuz ki ve buna hiç ihtiyacınız yok ki. Gerçekten hayatınızda o kadar çok az şey değiştiriyor ki aslında makyaj yapıyor olmak. Ve hani o kadar uzun süredir muhtemelen yapıyorsunuz ve kendinizi o kadar buna bağımlı hale getirdiniz ki ilk bıraktığınızda bu hani bağımlılığın geri çekilme semptomlarını yaşayacaksınız. Ama bir süre sonra kendinize bu şekilde hani makyajsız şekilde alıştığınızda da bu sefer size öbür türlüsü gerçekten nasıl yapıyordum olarak gelecek. İnanın bana çok büyük ekstremlerden çok büyük ekstremlere kadar gelmiş biri olarak söylüyorum. Makyaj yapmayın, saçınıza, oranıza, buranıza bir şeyler sürmeyin. Bunların hepsi zamandan kazanabileceğiniz şeyler. 2. Kendinize yenebilecek yemekler listesi çıkarmak. Evde yenebilecek yemekler, hızlıca yapılabilecek yemekler, tarifleri, işte buzdolabına bilmem ne, en yakın mutfağınızdaki neresiyse artık oraya asıp hani hızlıca yapılabilir. Mesela mercimek benim go to yemeğimdir. Mercimek yemeği nasıl yapılır? İşte dolapta zaten benim kesilmiş soğanlar falan filan var. Onları böyle füş 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 diye böyle salçayı sıkıyorsunuz falan filan. Hızlıca oluyor. Bu tarifler hakkında da bir şeyler yapabilirim gerçekten aslında. Türk vegan yemekleri, zaten vegan, kendinden vegan olan Türk yemekleri ve çok kolay olanlar ya da Türkçece kolaylaştırılmış olanlar. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan bizim bir yemek listesi yapmamız kendimize. Yani yapabildiğimiz yemekler ya da dışarıda yiyebileceğimiz ve hani ne bileyim fiyatlarını bildiğimiz, hani kapısına kadar gidip geri dönmeyeceğimiz. Ben çok kararsız bir insanım. Felaket kararsız bir insanım. Ve dışarıda yemek yemek özellikle benim gibi kararsız bir insanlaysam büyük bir işkence benim için. Çünkü seçme saatim hani bir saat, iki saat falan sürüyor. O yüzden de eğer siz de benim gibiyseniz kendinize en azından böyle hani hatırlatacak şurada şu var, burada bu var, canım fast food çekiyorsa şurada yerim, işte ev yemeği çekiyorsa burada yerim, işte kendim yapacaksam şunu yiyebilirim. Bu 15 dakikada oluyor, bu 40 dakikada oluyor falan gibi datalar çıkartıp kendinizi bir yere yapıştırırsanız kendinize çok büyük bir zaman kazandıracaksınız. Ve inanılmaz basitleşecek hayatınız çünkü ertesi gün
ne yemek isterseniz menüden seçip onu yiyebilirsiniz. 3. Standart market listesi. Yani bu yine yemek listesi gibi ama mesela sanal markette bunu yapabiliyorsunuz Migros'unkinde. Carrefour'da falan da vardır muhtemelen ama bu internetten sipariş ettiğiniz... Ya etmesene, oradan etmeyecek olsanız bile listeleri oradan yapabilirsiniz. Migros'ta mesela şey var, oradan aklıma geldi bu maddeyi eklemek. Daha önce aldığın ürünleri görebiliyorsun, bazılarını, sık sık aldığın ürünleri. Bu da bana şey fikrini verdi, hani belli bir market listesi yaparsak, zaten hali hazırda olan. Ya ama sadece şey değil mesela, her hafta işte pirince ihtiyacınız olmaz, her hafta süte ihtiyacınız olmayabilir falan. Hani ama spesifik şeyleriniz vardır. Benim kahvaltım mesela. Ben kahvaltılığımı 2 haftada bir alıyorum. Ekmek oluyor bunun içinde. İşte zeytin oluyor bilmem ne. Ama bunları ben 2 haftada bir alıyorum kesin. Mesela su söylüyorum. Ben muhtemelen 2 haftada bire denk geliyor yine o. Ve tam suyu söylediğimle kedi kumunun, maçanın kumunun bitişini denk getirdim. Böylece getirden söylüyorum suyu da işte kedi kumunun da böyle. Çünkü ağırlar, taşımak istemiyorum. Ve hani oradan söylediğimde ikisini aynı anda söylüyorum. Hem kargo ücretini bedavaya getirmiş oluyorum. Su söyleyince çünkü ücretsiz oluyor. Hem de aynı anda gelmiş oluyorlar. Aynı anda bitiyorlar böylece. Ve sürekli bir döngünün içine giriyorum. Ne oluyor? Brainless. Düşünmem gerekmiyor. Hiçbir zaman... 4. Kıyafet belirleme. Hepimizin böyle hani çok sevdiği bir kıyafet vardır. Şekil A. Hiçbir şey giyemezseniz giyebileceğiniz bir takımınız olsun. Mesela benim siyah taytım her zaman yatağımın ucunda durur. Çünkü sabah uyanırım, nereye gideceksem, gideyim evde bile kalacak olsam siyah taytı giyerim, üzerine bulduğum herhangi bir kaza ve muhtemelen odada bıraktığım bir kaza geçirir, çıkabilir. App gibi düşünün kafanızın içine. Kendinizin işte üstlerini ve altlarını matchleyebildiğiniz bir app gibi düşünün. Ve bunları böyle biriktirebiliyorsunuz outfitler yaratıp kendinize. Ve o şekilde kendiniz dolabınızı ya hayal edin ya yazın ya da ne bileyim hani aklınıza kalacak şekilde ama. Ondan sonra da ertesi gün mesela hava nasıl? Hava böyle olduğunda şunları giyebilirim. Bunlar dağınık insanların kurtarıcısı olan şeyler. Ben inanılmaz dağınık bir insanım ve elime geçirdiğim şeyi giyerim. Ama elime geçirdiğim şeyin düzenli olması ve azıcık da olsa iyi görünebilmesi önemli. Sonuçta iş yapıyorum, dışarı çıkıyorum, sizinle konuşuyorum falan. 5. En önemli şeyi sabah uyandığınızda yapın. Yani egzersiz falan yapıyorsanız tabii ki sabah uyandığınızda önce onu yapın. Ondan sonra gün içerisinde yapmanız gereken en önemli, belki de en zor olan işi sabahtan yapın, halledin. Çünkü sabahleyin uyandığınızda diğer saatlere göre özellikle kahvaltı etmeden önce çok daha dingin oluyorsunuz. Hatta dingin değil, gerçekten beyniniz böyle yeni bir şeye geçtiğinde, yeni bir başlatıma geçtiğinde henüz yavaşlamıyor. Ve siz gerçekten daha fazla şeyi daha hızlı yapabiliyorsunuz ve motivasyonunuz daha yüksek oluyor. Ne kadar sabahlardan nefret etseniz de küfür etseniz de inanın bana motivasyonunuz çok daha yüksek oluyor. O yüzden sabahleyin kahvaltı etmeden önce, belki hani yoga falan yapıyorsanız ondan sonra o gün yapmanız gereken en zor şeyi yapın. 6. Günlük yapılacaklar listesi, yani İngilizcesi errand olan yapılacaklar. Yani mesela işte PTT'ye gitmek falan filan gibi işte yapılması gereken işte ikametgah belgesi çıkarttırmak falan gibi şeylerinizi önce haftalık olarak bu hafta yapmanız gereken böyle şeyleri yazıyorsunuz. İşte su almak, kediye mama almak, işte ikametgah belgesi çıkarttırmak, nüfus müdürlüğüne gitmek, işte... sürücü kursuna gitmek falan, sallıyorum. Böyle şeyler sizin günlük yapmanız gereken ama aklınızda kalmayabilecek şeyler. Bunları böyle haftalık yazıyorsunuz önce. Ondan sonra bunların neyin nerede olduğunu hesaplıyorsunuz. Eğer bunları spesifik bir zamanda gitmeniz gerekmiyorsa hepsine, şöyle bir gruplandırma yapabilirsiniz. Mesela işte PTT aşağıda, Rıhtım'da benim. Tamam mı? Rıhtım'da, o yüzden mesela diyelim ki Rıhtım'a yakın neresi var? Yurt içi kargo falan var. Oraya ikisine de gitmek istiyorsam mesela aynı anda önce oralara saldırıp ondan sonra farklı mekanda olanlara gitmek. Zaman kazandırmaktan bahsediyoruz ve hayatı basitleştirmekten bahsediyoruz. O yüzden böyle ufak şeyleri önceden planlamak her zaman bizim hayatımızı çok daha basit yapacak şeyler. Ve hani ne zamansa onları gruplandırıp aynı yere aynı zamanda giderek bir işinizi, yok 2-3 kuşu, kuşları vurmayalım. Kuşları vurmayı sevmiyorum. 2 işi bir taşla vurmuş olursunuz diyelim. Öyle olsun. Evet. 7. İstediğim şeyler listesi.
Bu kendinizin paranız olduğunda ya da birileri size hediye alacak olduğunda yapmanız gerekecek bir şey. Yani daha öncesinde yapmanız gerekecek bir şey, sonrasında bu zamanlarda kullanabileceğiniz bir şey. Mesela ben ne istiyorum? Ben 45 cm bulaşık makinesi istiyorum. Bulabilirsem. Bulamıyorum. Ama zaten bulsam da bayağı pahalı bir şey. Ama mesela yazıyorum bunu. Niye böyle kişisel dataları sizinle paylaşıyorum? Mum almak istiyorsunuz. Etrafımda gördüğüm şeyleri sayıyorum şu anda. İşte ne olabilir mesela? Parfüm alınacak, dikiş makinesi alınacak falan filan. Böyle bir listeniz var. İstediğiniz ama böyle çok da aciliyeti olmayan şeyler bunlar. Bunları siz şu anda para ayırmak istemiyorsunuz. Ama biri olup da sizi hani böyle gökten bir para sallandıracaksa almak istediğiniz ya da yapmak istediğiniz şeyler bunlar. Bunların listesini yapıyorsunuz. İstediğim şeyler listesi şeklinde. Adını değiştirebilirsiniz. Size kalmış yani. Eğer biri size işte hediye almak isterse, işte sana ne hediye alacağımı bilmiyorum falan şeklinde şeyler düşünüyorsa ve siz de işte sürpriz olmak zorunda değil diye düşünüyorsanız bu listeyi onlara böyle postluyorsunuz. Ailenize, sevgilinize, arkadaşlarınıza. Hani olur da size böyle doğum gününde ya da yılbaşında ya da sevgililer gününde hediye almak istiyorlarsa onlara da böyle bir gönderim yapmış oluyorsunuz. Onlar da size onların içinden seçip alıyorlar. Ya da sizin ilk böyle bir boş paranız olduğunda bunlara yatırabilirsiniz diye dönüp bakabilirsiniz. O da bir seçenek tabii. 8. En sevdiğim insan temizliği. Bir şeyi yapmak zorunda olduğunuz için yapmamanız lazım. Biriyle görüşmek zorunda olduğu için görüşmeniz lazım. Birinle hani mutlu olmadığınız halde onu hayatınızda tutmamanız lazım. Bunun en büyük şeylerinden bir tanesi, hayatınızda zorlaştıran şeylerinden bir tanesi sosyal medya aslında. Ama bu konu bu video değil. Sosyal medya videosu ayrı. O yüzden hani çok o tarafa girmiyorum. Ama hayatınızdan çıkarmak istediğiniz insanları hayatınızdan çıkartın. Yani unfollow etmek dünyanın sonu değil. Kimse siz... Yani gerçi yıkılabilir insanlar. Şu an bayağı bir paranoyak durumundayız çünkü sosyal medya ile ilgili. Artık ben değilim. Yaklaşık 4-5 aydır kullanmıyorum sosyal medyayı. Ama hayatınızdan insanları çıkarmak kötü bir şey değil. Eğer bir insanla ne bileyim görüşmek istemiyorsanız görüşmeyebilirsiniz. Yani sürekli erteleyip durmayın ya da bahaneler uydurmaya çalışmayın. Yani tamam bir bahane uydurun ama anlayacağı bir bahane uydurun. O yüzden kabalık olmasın. Ama hayatınızdan çıkarmak istediğiniz insanlardan uzaklaşın. Yani zorla insanlarla takılmayın. Çünkü hayatınızda zaman harcıyorsunuz. Hani kafanızı yoruyorsunuz. Kendinize harcıyorsunuz resmen o insanlara takılırken. O yüzden hiç buna ihtiyacınız yok. 9. Telefonunuzu basitleştirin. Telefonunuz hayatınızın çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Siz buna ister inanın ister inanmayın. İsterseniz hatta iPhone kullanıyorsanız kaç saat telefonumu kullanıyorum, data verileri falan bir şeyler var. Onlara bakabilirsiniz. Data ile veri aynı şey bu arada. Onlara bakabilirsiniz. Ve hani kaç saat telefonunuza baktığınızı söyleyebilir size. Sanırım öyle bir şey söyleyebiliyor ya da hangi app'leri kullandığınızı falan söyleyebiliyor. Tamam, hayatımızı kolaylaştıracak app'ler var. Bunları okeyim. Güzel bir şey bu. Ya da ne bileyim sudoku oynuyorsanız, sesli kitap dinliyorsanız, Medium'dan makale okuyorsanız falan bunlar da güzel şeyler. Ama yine sosyal medyaya gittireceğim. Böyle şeylerle hani ya da oyunlarla hayatınızın çok uzun bir zamanını çalabilirsiniz. Ben de mesela Netflix'le çalıyorum genelde hayatımın bu uzun zamanını. Ama bunu fark ettiğimde kendimi geri çekmeye çalışıyorum. O yüzden size yine olacak bir önerim. Hayatınızı basitleştirmek için mesela telefonunuzun ekranını değiştirebilirsiniz falan. Bunlardan bahsettiğim bir tane video var. Linkleyebilirsem buraya bir yere linkleyeceğim. Linkleyemezsem de profilime girip şey yapabilirsiniz zaten. Telefon bağımlılığı ile ilgili bir tane videom var. Böyle üzerinde, thumbnail'ın üzerinde like'lar, Instagram şeyi falan filan var. O videoyu mutlaka izleyin. Çok iyi tavsiyeler var. Onu da bir makaleden, 70 dakikalık bir makaleden okuyup anlatmıştım. O yüzden çok işinize yarayabilir. 10. Dışarı çıktığınızda ne sipariş edeceğinizin belli olması. Şu an kahvemi görünce onu uydurdum bu arada. Mesela ben Starbucks'a gidiyorsam söyleyeceğim şey çok spesifiktir. Ya toffee nut latte söylerim ya da filtre kahve söylerim. Hani iki tane ben var. Biri birazcık daha böyle hani Pinterest takılmak istiyorum ben. O toffee nut istiyor. Bir tanesi de yani hayır ben iş yapacağım. Buraya iş yapmaya geldim. İşime bakacağım. Beni o da filtre kahve istiyor. Hani iki seçeneğim var. Eğer siz de mesela böyle şeyler oluşturursanız kendinize spesifik siparişler. Ne çok spesifik dedim bu videoda. Bu şekilde her bir yere gittiğinizde ne söyleyeceğinizi bildiğinizde böylece yine zaman kazanıp kendinizi böyle sürekli olarak karar vermek zorunda bırakmazsınız böylece. Ve bu basit kararları siz
hani düşünüp vermediğiniz sürece, hani kolay bir şekilde bilinçaltınızdan gelen kararlar olduğu sürece, normalde sizi zorlayacak ya da doğru karar vermeniz gerçekten önemli olan kararlarda daha sağlıklı düşünebilirsiniz. Ve genel olarak siz kafanız daha rahat olabilir. Umarım bu tavsiyeler işinize yarar. Eğer sizin bir tavsiyeniz varsa aşağıya yazın. Hayatımızı basitleştirmek ya da zaman kazanmak için söyleyebileceğiniz bir şeyler varsa. Evet, kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.